Arkadaşlar 13. haftadayız. Şimdi vücudun tamamı tüyle kaplı. Hatta şanslıysanız gülümsediğini bile görebilirsiniz. Bilinen o ki hiçbir şekilde acı çekmeyecek. Yani tabii çok ciddi bir darbe olmadığı sürece. Oturup da bence yapmayacağız elbette ki. Ondaki bütün atıklar ve artıkların artık hani benim kanımda da bulunuyor olması. Dişleri oluşmaya başladı arkadaşlar bebeğimizin bu arada. Çünkü kalp hastalıkları ceninde en çok rastlanan hastalık çeşidiymiş. O kadar hızlı atıyordu ki çocuğun e, lakabı fok Foku kaldı zaten. <laughs> Halini daha fazla durduramam açıkçası yani. Tatlı şeyler onları çok hareketlendiriyor. O yüzden de böyle her şeylerini açma ihtimalleri var falan. Herkese merhaba arkadaşlar. Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 13. haftadayız ve 13. haftada neler oluyor onlarla alakalı birazcık konuşmak istiyorum sizinle. Küçük küçük notlar aldım. Bir şey unutmak istemiyorum çünkü. Sizlerle konuşacağız. Siz de eğer 13. haftadaysanız bebeğinizle alakalı nasıl gelişmeler ee, söz konusu onları öğrenmiş olacaksınız. Şimdi şu anda bebeğimiz arkadaşlar 6 ile 8 santim arasında değişiyor. Şimdi 12. haftada biraz biraz tüylenmeye başlamıştı zaten. Şimdi vücudun tamamı tüyle kaplı. Vücuduyla kafası arasındaki orantı daha da hani mantıklı hale gelmiş oluyor. Çünkü ilk haftalarda biliyorsunuz 10. haftaya kadar özellikle kafası çok büyük oluyor. Daha sonrasında beden kafaya yetişiyor gelişim açısından ve şu anda normal bir orantı söz konusu yavaş yavaş. Ve kolları bacaklara göre birazcık daha hızlı uzadığı için kolları daha çok hareket ettirdiğini ultrason görüntülerinde ya da işte elini ağzına götürdüğünü ya da hatta <laughs> parmak emdiğini falan görebilirsiniz. Hatta şanslıysanız gülümsediğini bile görebilirsiniz. Çünkü Şimdi yavaş yavaş böyle reflekslerle birlikte, reflekslerin mantıklı hale gelmesiyle birlikte gülümseme de söz konusu. Tabii bunu hani ultrasonda doktorunuzun o anda denk getirmesi gerekiyor. Bu da birazcık şans işi. Alın bölgesi daha geniş oluyor arkadaşlar ve kulaklar daha da artık mantıklı hale gelmiş oluyor. Nedir o mantıksızlık? Çok arkadaydı biliyorsunuz. Şimdi e, kulaklar şey yukarıdaydı. Kulaklar daha olması gereken yere inmiş durumda. Ve iç kulak ve orta kulak da tamamen artık oluşum evresine geçmiş durumda. Yani iç e, dizendeki yapısından bahsediyorum. E, onun dışında tabii gözler de, yan taraftaydı biliyorsunuz böyle değişik bir şekilde. Onlar da hani e, yüz göz hizasına ön e, bölgeye ilerlemiş durumda. Şimdi bebeğimin tüm organları oluşmuş durumda arkadaşlar. Sadece birazcık büyümeye ihtiyaçları var. Şu andan itibaren artık tamamen e, o oluşan organlar daha da çok büyüyecekler ve güçlenecekler. Şimdi kas ve iskelet sistemi de yavaş yavaş tabii ki de oturdu ve güçlenecek. O güçlendikçe özellikle kemik yapısı güçlendikçe daha çok refleksi açık olacak. Daha çok hareketli hale gelecek ve dışarıdan gelen reflekslere ve hareketlere de duyarlı hale gelecek. Dışarıdan herhangi bir darbe ya da hani küçük bir şey tabii ki de refleks olduğunda buna cevap verecek. Ama bu bilinen o ki hiçbir şekilde acı çekmeyecek. Yani tabii çok ciddi bir darbe olmadığı sürece acı çekmeyecek. E, bilinen zannediyorum 20. haftaydı. 20, 24. 24. haftaya kadar herhangi bir acı hissetmiyor. O yüzden de rahat olabilirsiniz tabii ki. Oturup da bence cambik yapmayacağız elbette ki ama e, bilelim ki 24. haftaya kadar herhangi bir acı falan çekmeyecek. 12. haftada da bahsetmiştik zaten amniyo sıvısını ne yapıyor bu çocuk yutuyor tabii ki yavaş yavaş amniyo sıvısını yutuyor ve e, böbrekler aracılığıyla tekrardan bu birbirimizi birbirimize bağlayan kordon aracılığıyla bana geçiyor, benim kanıma geçiyor. Dolayısıyla zaten hani bu tarama testlerinin bu haftalarda yapılmasının sebebi de zaten ondaki bütün atıklar ve artıkların artık hani benim kanımda da bulunuyor olması. Yani onunla alakalı bütün DNA benim kanımda da şu anda bulunuyor. Amniyo sıvısı onlar için biliyorsunuz zehirli değil. Bunu 12. haftada zaten görmüştük. O yüzden de herhangi bir problem yok onunla alakalı. Çocuğum benim ne yutuyor falan diye düşünmeyin yani. Dişleri oluşmaya başladı arkadaşlar bebeğimizin bu arada. Diş tomurcuklarının tamamı şu anda yerlerinde. Sadece onlar da hani kemik yapısını geliştikçe tabii ki de gelişmeye açık olacaklar ama şu anda diş tomurcuklarının tamamı oluşmuş durumda. Her gittiğinizde ultrasonda kalbine atıyor, kalbini dinliyoruz biliyorsunuz ve o kalp atış sistemini e, doktorlar o kadar çok hakimler ki e, direkt algılayabiliyorlar bu hani normalden fazla atıyor ya da normalden az atıyor şeklinde söyleyebiliyorlar zaten size ve emin olmak için de durdurup hani tekrar e, saniyede ne kadar hani atması gerektiğini bildiği için atım e, atımızına bakıyor ve size normal diyor ya da anormal bilmiyorum ben hep normal çıktığı için anormal yani olma durumunda ne oluyor bilmiyorum ama 20. haftada zaten kalbine başka bir doktor yani kalp doktoru biliyorsunuz bakacak. Bizde herhangi bir bakma söz konusu değil şu anda çünkü 13. haftadayız. Bakılacak ve bu hani çünkü kalp hastalıkları cenninde en çok rastlanılan hastalık çeşidiymiş. Dolayısıyla bu ayrıca zaten kontrol ve rutin rutininizde olan bir şey. Kalp satım sayısı da diğer haftalara göre birazcık daha azalıyor. Ama yine de normalden ve bizimkinden daha fazla tabii ki de. Ben ilk duyduğumda ilk duyduğum kaçıncı hafta? Dokuzuncu mu? Onuncu mu haftadaydı? Sanırım dokuz hatta sekiz bile olabilir. Neyse işte. O kadar hızlı atıyordu ki çocuğun lakabı foku foku kaldı zaten. İçi, şey Kendi aramızda foku foku foku. Çünkü öyle bir şey ki foku 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 foku, 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 foku böyle bir şey. Ve de ee, hiçbir yeri oluşmamış. Sadece şöyle bir şey. Orada bir kalp böyle putup put put atıyor. Başka da bir şey yoktu yani zaten. Ee, gerçekten çok acayip bir şeydi o görüntü. Şimdi birazcık daha insana benziyor tabii ki. İnsanın ilk formu. 13. 13. hafta itibariyle. Birazcık kalbi hafif de olsa yavaşlıyor ama normale göre yine yüksek atımızı. O ilk zamanlarda beslenmesini sağlayan yok kesesi işte tamamen kaybolmuş durumda ve kendi bağırsakları karnının tam içinde arkadaşlar. 13. haftada artık doktorunuz bebeğin cinsiyetiyle alakalı bir şeyler söyleyebilir. Hatta dediğim gibi benim işte en son gittiğimde bir hafta önceydi zannediyorum 12. haftada tabii ki söyleyeyim mi dedi yani hani tahminde bulunayım mı ben istemedim çünkü o şekilde istemiyorum o şekilde öğrenmek istemiyorum biraz daha zamanım var bizim için Zaten bir şey yaptığımda yok yani. Erkek ya da kız olması da benim hiç fark etmediğinden dolayı. Öyle bir merakım da yok açıkçası. Ama e, a, halini daha fazla durduramam açıkçası. Yani hani bir şekilde öğrenmek isteyenler var. Benim için hiç, hiç fark etmiyor. Ama o şekilde de öğrenmek istemiyorum yani. E, o yüzden ama 13. haftada doktorunuz bir tahminde bulunabilir. Bu tahminler yanılabilir. Çünkü birazcık daha hani 16 haftadan sonra artık hani tamamen e, görünüyor bir şeyler. Bir de zaten pozisyon olarak izin de vermeyebilir. Hani 16 haftaya geldik ama dönmüyorsa yapacak da bir şey yok yani. E, böyle durumlarda arkadaşım da e, üçüncü tremiz. Tireme... tiremez tiremez aa söyleyemedim. Üçüncü dönemde olduğundan dolayı hatta çok az kaldı. Yani bir aylık dönemi kaldı onun da. Ee, o mesela göstermemiş doktorda. <laughs> Ondan sonra kadın kaldırmış, oturtmuş kaldırmış, oturtmuş, işte birazcık gezdirmiş işte biraz çikolata geldiymiş çünkü çikolata ve tatlı şeyler onları çok hareketlendiriyor. O yüzden de böyle her şeylerini açma ihtimalleri var falan. Ee, dolayısıyla e, anca göstermiş yani açıkçası. Üç kere kaldırmış, o durum ancak yani. Yani göstermeye de bilir işin özü. Ama teknik olarak 13. haftada doktorunuz tahminde bulunabilir. Şöyle söyleniyor. 13. hafta itibariyle artık cinsel organlara giden kan basıncı çok arttığı için kadınlarda da yani ve anne adaylarında e, cinsel istek ve hani cinsellikten alınan zevkin artacağı söyleniyor. Yani bu bu şekilde yansıyor. Ama ama bu böyle de olmayabilir psikolojik olarak. Psikolojik olarak böyle de olmayabilir. Çünkü kendini iyi hissetmeyen anne adayları çok biliyorsunuz bu dönemlerde. Hani güzel hissetmeyen vesaire. Ee, baba adaylarından da hani böyle bir düşünce de düşünceye sahip olanlar var. Hani çekici gelmiyor kadın falan bilmem ne. Böyle durumlarda diğer yöntemler yapılabilir şeklinde ama erkeğin kadına yaptığı o oral olayı hava kaçacağı için önerilmiyor. Ama tam tersi olabilir. Cilt sorunları olabilir denmiş mesela. Cilt sorunları ben hiç yaşamadım ama çok ciddi kuruluk var. Mesela ne kadar çok sürsem de kuruluk var ama şundan da kaynaklanıyor olabilir. Hani kendime özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Mikrobik ortamlara falan girmemeye çalışıyorum. Ellerimi çok sık yıkamaya çalışıyorum. Üzerine yıkadıktan sonra bir de kolonya döküyorum falan. Onun döküntüsü de olabilir açıkçası. Ama ne kadar çok sürsem de bir kuruluk var. Ama bu kuruluktan bahsetmiyor. Lekelenmekten bahsediyor. O lekelenme dönemi daha sonrasında doğum itibariyle hani yavaş yavaş kaybolabilir, kaybolmaya da ama bu dönemde ilekenme ihtimali evet var. Ben de henüz rastlanmadı ama rastlanabilir açıkçası. Normalmiş. Diş eti falan onlar hani kanamalar ve meseleler yapılabilir. Çünkü e, her ne kadar kendimize iyi bakmaya çalışsak da bildiğimiz şeylerin vitaminlerin çoğunu hani emen bir şey de olduğu için içimizde dişlerde bundan en çok hani en direkt olarak e, etkilenen yapılardan bir tanesi. Dolayısıyla ben mesela sürekli dişibi kullanmaya çalışıyorum. Her yemekten sonra kullanmaya çalışıyorum çünkü normalde zaten kullanmam gerektiğini biliyorum. Ama şu anda normalden farklı olarak doktora gidemem mesela. Hani bir uyuşturucu iğne falan yaptırmak istemem. Gerçi ya hamilelerde böyle şeyler artık hani yapılabiliyormuş ama e, yani yaptırmasam iyi olur açıkçası. Dolayısıyla herhangi bir dişimin çürümesini istemiyorum. Özel diş macunları kullanabilirsiniz. Hani organik. Daha sonrasında da devam edebilirsiniz onlara. Bol bol su içmek lazım arkadaşlar. Ben 3 litre içiyorum. Normalde içmediğim için bana fazla bile geliyor. Ama normalde de 3 litre içen birçok insan var. Aa o iyiymiş falan diyorlar. Mesela abim öyle. Ee, ama ben diyorum ki onu ben normalde içmiyordum. O yüzden bana fazla geliyor. Neyse hani bir şekilde hem doğumu kolaylaştırmak hem de onun gelişimi için su çok önemli. Ee, ayrıca hani kilo kontrolüne de dikkat etmek lazım. İlk aylarda ilk 3 ayda 1, 2 ve 1, 6 arasında değişiyormuş kilo alımım. Ben almadım ama dediğim gibi daha sonrasında kendi işimi kolaylaştırmak için almıyorum. Demir özellikle öyle diyorlar 12. haftadan sonra. Ben doktoruma sordum demir başlamayacak mıyız diye. Değerlerinize göre demire gerek yok dedi. 24. haftadan sonra ben başlıyorum ve zaten sonuna kadar devam edeceğiz ondan sonra dedi. Ama size gerek yok dedi. Ben de güvenmeyi seçiyorum tabii ki. Şu anda benim kullandığım bir folik asit var. Bir de genel işte selenyumu demiri bilmem nesi içinde olan bir genel vitamin hapı kullanıyorum. Her sabah bu sabah içtim mi acaba? Bir de unutuyorum böyle içip içmediğimi o da var yani. İkinci periyotta da 5.5 ile 6.5 arası normal diyorlar arkadaşlar alım olarak kilo alımı olarak. Bakalım ben inşallah hani ilk aylarda almadığıma göre ikinci, ikinci trimesterde de almaz mıyım acaba diye düşünüyorum ama tabii ki de alacağım ama ortalamanın yine altında kalması lazım ki yani normal doğumu zorlaştırmasın. Bir de bu dönemlerde artık hani doğum la alakalı e, kurslar falan var biliyorsunuz hani eşinizle birlikte gidebilirsiniz diyorlar bizim gündemimizde çok fazla yok zaten çok 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 yoğunuz ama neden olmasın buralarda bir yerlerde olursa özellikle doğumla alakalı ve doğum e, yani e, normal doğum olsun istediğim için tabii ki belli başlı korkularım yavaş yavaş oluşmaya başladı e, ama en azından normal doğumda şöyle güzellik şöyle bir güzellik var tamam belki çok acı çekeceğim ama o, onu e, yani içinden çıkardıktan hemen sonra bütün acıların bitecek ve tamamen bitecek. Yani o anda bitecek. Hani sonrasında sürdürecek sürdüren bir şey yok. Ama e, öteki ameliyat neticede hani sezaryan sezaryen bir ameliyattır. E, dolayısıyla hani yıllar geçse de içeride bir ağrı hissetme ihtimaliniz var bir ikincisi e, tamamen hani onu yaptın ondan sonra bitti diye bir şey yok çocuğu eline alacaksın orası sızlayacak bilmem ne yok dikişlerin dikişlerin bunu istemiyorum gerçekten hakikaten istemiyorum ama Sezer'in isteyen özellikle sezaryen isteyen insanlar da varmış bayağı da fazlalar sayıca e, onlar da normal doğum sancısından korktukları için hani ben gücüm yettikçe o sancıya dayanmaya çalışacağım çünkü sonrasında acı çekmektense o anda çekeyim bilsin yani daha mantıklı geliyor bana ve bütün hücreleriniz bir kadın olarak bütün hücreleriniz normal doğumda yenileniyor. Ben bunun, bundan neden mahrum kalmak isteyeyim açıkçası. Ee, ama işte normal doğum isteyince de İsterisemez belli başlı korkular oluyor. O korkuları yenmek için en azından bir kursa falan gidebiliriz. Belki eğlenceli de olur. Bakalım. 13. haftada bunlar oluyor arkadaşlar. Ee, umarım güzel güzel haftalarımızı geçiririz. Ve bu süreci tatlı tatlı birlikte aşarız diyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.